Selamlar yeni bir Chiliz CHS videosuyla sizlerleyim. Bu videoyu izledikten sonra bir 2-3 gün kafanız rahat edecek ve ileride Chiliz ile ilgili yatırımlarınızı planlarken nasıl hareket etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Belki de bütün altcoinlerde nasıl hareket etmenizle alakalı, benim nasıl hareket ettiğimle alakalı birazcık da size temel olarak bilgi verecektir. Şimdi ise herkesin bildiği durum ne? Ee, birçok kişinin bildiği durum. Ee, 160 milyon tane Chiliz Coin 160 milyon adet Tilis Coin sahiplerine verilecek. Ve insanlar e, bu sahiplerine verilecek. Alın, satabilirsiniz denilen coin'lerden insanlar zamanda 15 20 kat kâr ettikleri için ve Tilis de düşüş trendinde olduğu için büyük ihtimal satacaklar. Bunu herkes biliyor. Ve bundan dolayı da Tilis yataya geçti. Hatta bugün bir %5 düştü falan filan burada peki bilinmeyenler ne? Öncelikle Çiliz bu 160 milyon tane tokunu direkt vermeyecek sahiplerine. Bunları bir 3-4 güne yayacaklar. Sanırım 3 gün falan kaldı. Bu da ne demek oluyor? Aldamlar aldıkları gibi anında böyle bir kırmızı mum görmeyeceğiz biz. Bu cepte. İkinci bilinmeyen ve hesaplanmayan da şu. Çiliz 160 milyon tane Çiliz aşağı yukarı 96 milyon e, dolar ediyor. 96 milyon dolar ediyor. Yani büyük bir satış, mı? evet büyük bir satış. Ama aslında Çiliz için Büyük bir satış değil. Çilis'in günlük hacmi 2 milyar 600 milyon dolar. Yani 2 milyar 600 milyon dolar da bu satış aslında öyle çok büyük bir satış gibi gelmiyor bana. Tabii ki de bana gelmemesi önemli değil. Burada kritik nokta şu. bu Yani ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Hadi bu videoyu izleyen 5-10 bin kişi de böyle olduğunu biliyor. Ama herkes bu satışın korkusunu yaşıyor olacak. Bu da bir tabii ki de sıkıntı olacak. Ee, ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bir dakika. Bence olacak olan şu. İnsanlar şu 2-3 günde aslında bu satılan tokenların böyle çok büyük bir çelizi etkilemediğini bence fark edecekler. Benim bu pozitif senaryom tabii ki de yanılabilirim. Ama Twitter'da şu tarz yorumlar görüyorum. İşte satışlar gelecek. 30 sente düşecek yarın. 40 sente düşecek falan çalkalanıyor. Öyle bir şey olmayacak. Hani iki gün içinde öyle %20, %30, %40 düşüşler olmayacak çilizde. Bu satışlar öyle bir etki yapmayacak. Hatta benim düşünceme göre de şöyle grafiksel olarak da bu beni doğruluyor. Şöyle yaparsak. Şunu da şöyle yaparsak. Sanki şu evrelere geldiğinde yani e, şuralara doğru geldiğinde sıkışmayınca yükselecek bir insanlar şey diyecek. Aa taraftar tokenları satılmıyor. E, o zaman burada çok büyük bir sıkıntı yok. Tabi burada şeyin uyarısını da yapmam lazım. Bu 2 milyar 600 milyon dolarlık hacim Chiliz'in pik yaptığı zamanlar çok daha fazlaydı. E, ama... Yine de 90 milyon dolar, 100 milyon dolar bu satışlar Çili'si çok düşüremeyecek satışlar olacaktır. Tabii ki de korkuyla beraber bu satışlar birazcık artabilir, ama bu böyle bile olsa Çili'sin 40 sentleri düşmesi falan ihtimal dahilinde değil. Dediğim gibi insanlar iki gün içinde bu e, yük, satışların aslında çok etki yapmadığını anlayıp Çili'si tekrardan alacaktır diye düşünüyorum. Chilis de bu arada e, ayrıca Manchester City ile anlaştı. İşte haberleri var. Ayrıca şey CEOları şöyle bir şey paylaşmış. Chilis deli gibi yükseliyor. Çok güzel yükseliyor. Bunlar hepsi güzel haberler. Ben açıkçası Chilisten e, umutluyum. Bu arada fan tokenların da e, kilidinin açılıp açılmadığını, ne zaman açılacağını gibi haberleri de Fan Market Kaptan takip edebilirsiniz. Chilis'in Türk, Türk Türkiye hesabı da gayet aktif. Onu da takip edebilirsiniz. Ayrıca Çiliz Emekçisi diye bir e, şöyle bir arkadaşımız var. Kendisini tanımıyorum ama Çiliz ile ilgili çok paylaşımlar yapıyor. Çiliz Emekçisi sayfasını ve beni de takip ederseniz ben de Çiliz ile ilgili mümkün olduğunca e, paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Şimdi birazcık da kötü haberlere geçelim. Şimdi Çiliz e, çok güzel bir kere City ile anlaştılar. City parası olan bir sayfası. E, yani adamlar Araplar. Araplar bir şekilde tavlamaları çok güzel. Takımlarla anlaşıyorlar çok güzel. borsaları var. Borsaları çok güzel bence. Bütün taraftar tokenlarını sıralamışlar ama e, şu takımlarla anlaşmaları şu an yetersiz. Yani beni açıkçası o kısım çok heyecanlandırmıyor şu anlık. İşte Galasay token yaptık. City token yaptık. Tamam. Ama benim Chilizden beklentim şu ileri vadede. O yüzden böyle çok da çok büyük paralarla girmeyeceğim. Benim beklentim şu. Ben istiyorum ki işte Galatasaray tokenla anlaştık diyorlar. Ben bu tokenları e, almak isteyeyim. Yani bir şekilde almak zorunda hissedeyim. Mesela ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe tokenlarla Feneryum'da alışveriş yapabileyim. Ya da biletler alabileyim. Ya da takımıma bir katkı yapacaksam o tokenlardan yapayım. Ya da işte e, belki bahis oynayayım bu tokenlarla. Beni hani bir şekilde bu tokenları cezbetmen lazım. Aynı şekilde mesela Chiliz borsası. Chiliz borsası çok güzel. İşte ee, işte tokenlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakın tokenlar çok güzel kar etmişler. Chilis borsasının videosu da var. Ama e, şey Chilis borsasının e, referans linki de videonun altında olacak. Ama ben şey istiyorum. Hani sadece buraya exchange için girmeyeyim. Yani ben şey istediğim. Benim mesela Binance hesabım var. Bu kripto paralarla uğraşan herkesin hemen hemen seksenin Binance hesabı vardır. Benim Chilis hesabım da olsun. Ben Chilis'de de böyle olmak isteyeyim. Mesela öyle bir haber çıksın ki NBA tokenlarıyla alakalı mesela NBA takımlarıyla anlaştıklarını farz edelim. Anlaşmanın ötesinde şeyler bekliyorum. İşte e, uyduruyorum. Belki de fantezi liginde NBA fantezi ligleri var bilmem biliyor musunuz? Oyun gibi bir şey. Belki de bu tokenları kullanabileyim. Hani ve öyle bir şey haber gelsin ki ben o haberi görünce direkt bu exchange borsasına girip tokunu alıp bu tokunu buradan harcayayım istiyorum. Hani bu borsanın da aslında ben gelişmesini istiyorum. Yani özellikle Chilis'in daha e, yemesi gereken e, çok fırın ekmek var onu söyleyeyim hani bu takımlarla anlaştı kısmının ötesine geçmeleri lazım ama ben bunu yapacaklarını düşünüyorum o yüzden çelizden umutluyum o yüzden umudum da şu şu sıkışma evresinde inşallah insanlar korkar da birazcık şöyle işte yani 58 centlere falan düştüğü an ben zaten emirlerimi hazır koydum 58 centlere düştüğü an Almak istiyorum. Daha fazla düşerse de şöyle 55 centlere 57 centlere düşerse de alırım. Ama 40 centlere falan düşmeyecek. O yüzden kilis yatırımcısının da çok heyecan yapmasına gerek yok. Ya ben 85'lerden 86'lardan girdim diyenler de bir kere bu kadar yüksekten artık girmeyin. Size bir ders olmuştur. Onun dışında da eğer dediğin gibi olumlu senaryolar işlerse ee, oralara gelecektir diye umuyorum Çiliz potansiyelle Umarım faydası olur bu videodan sonra. Umarım içiniz rahatlamıştır. Ee, ve şöyle bir müjdem var. Eğer Binance'da varsanız e, Binance'da varsanız bu Binance'tan nasıl risksiz para kazanacağınızla ilgili akşama bir video yükleyeceğim. Onu izlemenizi öneririm. Binance'da yoksanız da Binance'a gelin. Yine referans link var. En indirimli referans linki var. Binance'da olun. Çok büyük fırsatlar var. Videoda da akşam onlardan bahsedeceğim. Son analiz videom çok iyi gidiyor. Onu da izlemenizi öneririm. Onun dışında Twitter'a bekliyorum, Telegram'a bekliyorum, ee, beğeni bekliyorum, yorum bekliyorum. Başka da hiçbir şey beklemiyorum. Onun dışında zarar etmemenizi bekliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bol kazançlar olsun.